Bugün değerli bir konuğumuz var. Duman Koyu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Duman Kaya bizlerle. Hoş geldiniz Uğur Bey. Hoş bulduk. Şimdi tabii bayrama tatiline 1,5 hafta kaldı. 10 gün yok piyasalar. Evet. Bütün piyasalar daha doğrusu 10 gün. Önce şeyi sorayım ben. Bu yaz ayları emlak sektörü için çok yoğun geçmeyen aylar diye söylenir hep. Eylül'de nasıl bir ay geçirdik? Çünkü bu Mayıs'tan itibaren hem Amerika'daki Fed'in açıklamaları hem gezi olayları dolayısıyla işlerde biraz aksamalar yaşandığı da ifade edilmişti. Peki Eylül'de biz normalleşebildik mi? Yani emlak sektöründe Eylül'de nasıl bir ay geçti? Dediğiniz gibi özellikle Haziran ayı umduğumuzun çok çok gerisinde geçti. Çünkü bizde emlak sektörü okulların kapanmasıyla beraber durulmaya başlar. Bir de Ramazan etkisi de olduğu zaman yaz ayları çok daha durgun geçer. Türkiye'de de bu şekilde oldu. Özellikle yurt dışı satışlarında bir takım satışlarda eksilmeler oldu. Algıda farklar oluştu. Gayrimenkul almak isteyenler, yatırım için almak isteyenler biraz daha duraksadı. Haziran ayında biz bütçemizin neredeyse %30'unu yapıp yaptığımızdan dolayı da revize etmek durumunda kaldık geri kalan bütçeyi, ama daha sonra yavaş yavaş yükselen bir trendle karşı karşıya kaldık. En azından Ramazan'dan sonra satışlar artmaya başladı. Eylül ayı yılın en iyi ayı olarak önümüze çıktı. İnşallah yılın geri kalan ayı da, ayları da bu şekilde geçer. Evet, 2 Mayıs'ın bahsettiğiniz gibi eksik ay. 9 gün, 10 gün piyasalar kapalı. Ama satış ofisleri açık. Satış ofisleri açık. Bizde hedef kitle olanların bir kısmı tatile gidebilir, bir kısmı burada kalacak. Bunu satış için fırsat olarak kullanacak. Gayrimenkul sektörü açısından aslında son çeyrek olumlu, ümit verici, daha iyi olacağına inandığımız, özellikle de yurt dışındaki satışların tekrardan canlanması, ki Eylül ayında bunu çok fazlasıyla biz kendi adımıza gördük. Neredeyse satışlarımızın %30-35'i, belki de 40'lık oranı yurt dışı satışlardan oldu, ki bizim yıl içi ortalamamız %10. Bir haber vardı konuyla ilgili zaten. Yabancıların Dumanka inşaat için talebi çok fazla oldu diye Ağustos ayı içerisinde öyle bir haber görmüştüm en azından. Evet. Yabancı bu mütekabiliyet yasası hikayesi zaten çok algılanmadan, biraz tanıtılmadan ya da çok fazla işleve geçmiş görünmüyordu. Hep emlakçı ve inşaat firmaları bundan da şikayet etmedi değil. O konuda ne yapmalı acaba bilemedim. Ya mütekabiliyet kanunu ile beraber aslında bir yandan Türkiye'nin önü gayrimenkul satımıyla ilgili açıldı. Yalnız biz mütekabiliyeti bir mucize, bir formül olarak bekliyorduk. Bu sadece bir araçtı. Vadeli ama, bir süreçti. Evet, yani şimdi burada herkes, Türkiye dünyadaki tek bir ülke değil, insanların gelip yatırım yapması veya yaşaması için birçok alternatif destinasyonlar var. Her yerde var ve bütün şehirler arası bir yarışma var. Bütün şehirler burada yabancıları kendine çekip yatırım yaptırmaya çalışıyor. İstanbul'da bunlardan biri. İşte burada veya Türkiye. Burada ülkelere, belediyelere, kamuya, özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına bir takım görevler düşüyor. Burada beraberce hareket edebilmesi, tanıtım yapılabilmesi gerekiyor. Yoksa bütün herkes sıraya girecek, konut alacak, böyle bir şey yok. Ama buna rağmen demek ki Türkiye'de biriken bir tüketim vardı. Benim tahminlerim çok daha ötesinde, mütekabiliyet kanununda çıkmasıyla beraber satışlar artmaya başladı. Bu şunu gösteriyor: eğer biz neredeyse hiç çaba sarf etmedik, özel sektör kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir takım fuarlara katılıyor. Biz mesela Dubai fuarı var şimdi Cityscape'te. 20'ye yakın firma burada Körfez'deki fuarlara katılıyor. Ama burada tabii demin bahsettiğim gibi işbirliği olabilirse, yani Türkiye'nin cari açığına da bir noktada katkı yapabilecek, neredeyse imalat yapımında paranın %95'inin, %98'inin Türkiye'de harcandığı ve direkt olarak turizm girdisi gibi girdi sağlayabilecek olan bir sektörden bahsediyoruz. Bu ileride çok daha iyi olacağına inanıyoruz, ama bizim çaba göstermemiz şartıyla. Sadece özel sektörde çaba göstererek bir noktaya gelinemez. Burada belediyelere ve ilgili bakanlıklarımıza ciddi anlamda görevler ve tanıtımla ilgili de görevler düşüyor. Peki bu şeyde, evet onu duydum, geçtiğimiz günlerde yine Kuveyt'te olmuştu galiba. Tam hatırlamıyorum. İptal bir oldu, fuar evet. Vardı. Orada işte Berlin Belediyesi bile varmış orada mesela. Bir fuardan bahsettiler, adını hatırlamıyorum. Yani belediye MİPİM. Yurt dışında yine. Evet, Fransa'da. Evet, belediye.
Hatta yani Berlin Belediyesi, işte Paris Belediyesi, Londra Belediyesi, yani Rusya, bunlar da dünyanın bütün şehirleri. Belediyelik yani sadece Türkiye değil, belediyelere bölünmüş ya da Almanya değil, belediyeye bölünmüştü. Galiba bundan bahsediyorsunuz. O konuda da evet, evet. Onların biraz şey lazım, desteği lazım gibi duruyor. Peki firma olarak siz kentsel dönüşümün içindesiniz. Evet. Birkaç nokta vardı. Şimdi bir ada ada alıyorlar. Bir bina satın evet. almalar var. Ona göre yapmalar var. Bir arsa problemi olduğu söyleniyor İstanbul'da. En son başbakan da arsa yatırılması konusunda birkaç sene, birkaç ay önce bir konuşması vardı. Bu noktada siz başladınız mı böyle, daha doğrusu parsel ya da ada veya bina olarak nasıl bir çalışmanız var? Bu dediğiniz üç şekilde de var. Yani biz büyük ölçekte, orta ölçekte ve çok ufak ölçekte de bunun içinde Dumakya kentsel adı altında bir firma kurduk. Ve aslında o pazarın önemli bir pazar olduğunu inanıyoruz. Burada farklı bir iş planıyla, yani kendimize bir takım yerel ortaklar oluşturarak dinamizmle beraber müşteriye geçmişten gelen bilgi birikim deneyimizi verebilecek çapta çalışmalar yapıyoruz. Çünkü gayrim kentsel dönüşüm Türkiye için hayati derecede önemli bir sektör. Ve şu anda belki de sizler bile apartmanınızda kentsel dönüşüm yapmayı konuşuyorsunuz veya siz de konuşuyorduk işte evinizin yanında. Bizim apartman kentsel dönüşüme girmiyor Allah'tan. Girmiyor mu? Ama etrafınız giriyor. Ama etrafımız giriyor ama orada sıkıntılar yok değil. Orada profesyonel firmalara ihtiyaç var gibi duruyor. En yakından benim etrafımda az önce konuştuğumuz gibi balyozla yıkım falan var. Evet. Yani hani bu konuda biraz daha hani çoğaltılmış bir ülke olarak daha teknolojik olmak durumunda evet, herhalde evet. diye düşünüyorum. Sinirlendirmedi değil insanlar yani balyoza yakın. Kentsel dönüşüme baktığınızda geliyor işte. Siz yapmasanız da etrafınızda tabii, yapılıyor. Tabii etraftaki rahatsızlık boyutu da var tabii. Ve onun. Türkiye'nin gündeminde özellikle İstanbul'un çöküntü alanları olan insanların barınma ihtiyacı olarak karşılanmış. Ama yaşama imkanı yeteri derecede vermeyen 40-50 sene önce bitmiş depremin bugünkü tabii. şartlarını yerine getiremeyecek olan birçok konut var. Ve bu konutlar hayatiyete geçecek ve şu anda yeni çıkan kanunla, Çevre ve Şehircilik Bakanı çıkarmış olduğu kanunla, 6000 küsür sayılı kanun, 6206-306 bin kanunla beraber 3'te 2'lik kat mülkiyetindeki 3'te 2'lik rızasıyla yapılabiliyor. Geri kalan öbürki yaptırımlarla beraber oluşturuyor. Yani iş daha kolaylaştı. Bu kolaylaşmış da galiba orada 3 nokta yani 3'te 2'si eğer kabul etmezse TOKİ'ye gidiliyor. TOKİ'nin şartları başka olduğu söyleniyor. Var arsa satım şeyi çıkartılıyor. Yani iş biraz daha eskisine göre bir kişinin sadece bloke etmesi bile işin yapılmasını engelliyordu. Şu anda bu ortadan kalktı. Bu gerçekten güzel ilerici bir kanun. Bunu tabii başka şeylerle de bence yapılması için kentsel dönüşümün bir de sürdürülebilirlik kavramı var. Yani insanların yeşil binalarda oturabilmesi, enerji tasarrufu yapan pasif binaların oluşturabilmesi gerekiyor. Bir yandan da artık yaşam değişiyor ve konforlu yaşam, akıllı yaşam, hizmetle teknolojinin bağdaşarak artık günümüzün insanlarına bunu sunulması gerekiyor. Bu tarz şeyleri de işin içine katıp çünkü oluşmak gerekiyor. Çünkü şimdi büyük bir dezavantaj gibi gözüken binlerce binanın yıkılıp hatta milyonlarca binanın yıkılıp yapılma durumuyla karşı karşıyayız. Şimdi çok büyük masraflar harcanacak. Hem masraf tarafı var bir de işin sosyal boyutu yok mu? Yani insanlar biz Türk insanı sokağı severiz. Sokak, evet. Mahalle. Muhabbeti severiz. Mahalle kültürümüz var. Şimdi benim konuştuğum kadarıyla bu kentsel dönüşüme giren binalardaki özellikle yaşı 40'ın 50'nin üzeri çok insanın alışkanlıkları, işte büyük binalarda yaşama istemiyorlar. Artı niye diyorlar havuzu ben ne yapacağım, spor salonunu ben ne yapacağım diyen var. Böyle durumlarda söz konusu veya küçük bitkiler dikiliyor işte büyük ağaçlar yerine. Bunların da herhalde biraz çözümlenmesi gerekiyor gibi benim gözlemlediğim o yönde. Evet. Biraz daha gelişmesi gerekiyor gibi görüyorum en azından. Peki bir soru var. Şimdi şeyi sormuşlar bu Mert Yılmaz, Uğur Bey İstanbul başta olmak üzere özellikle büyük şehirlerdeki metrekare satış fiyatlarının diğer dünya şehirlerine göre nasıl buluyor demiş. Çünkü bir taraftan çok pahalı diyen bir kesim var, bir taraftan İstanbul çok değerli bir yer, potansiyeli çok yüksek, o yüzden metrekare fiyatı da düşük diyen var. Ya İstanbul'u hangi ligde görüyorsak ona göre değerlendirelim. Yani ben İstanbul'u Şampiyonlar Ligi'nde görüyorum. Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'nde görüyorum. En azından bugün olmasa bile yarın. Çünkü İstanbul hep yapılan araştırmalarda
dünyanın en çok potansiyel vaat eden ofis anlamında, AVM anlamında ve rezidanslar anlamında en önemli şehirlerinden biri olarak gözüküyor. Şimdi böyle gözüktüğü için İstanbul aslında dünyadaki hemcinsleriyle kıyasladığımızda bir Londra'yla, bir Paris'te veya bir New York'ta veya bir Tokyo'yla fiyatı çok düşük. Özellikle ofis anlamında çok çok düşük. Bu her geçen gün yavaş yavaş artıyor ve yükseliyor. Ben burada da İstanbul'un daha çok yolu olduğuna inanıyorum ve İstanbul'un gelecekte yaşanabilecek pahalı şehirlerden biri ve konut alınması zor olan şehirlerden biri olacağına şimdiden yatırım yapmak lazım diyorsunuz İstanbul'a önümüzdeki süreç için. İstanbul'da sınırı da belli değil bu arada. Sınırlarımız da çok genişlemiş durumda. Ya tabii. Ya İstanbul evet. Devamlı büyüyen, gelişen, çok dinamik bir şehir. İstanbul gelecekte eğer finans merkezi olacaksa, eğer İstanbul'da bütün büyük uluslararası şirketler kendi merkezlerini, en azından bölgesel merkezlerini İstanbul'a taşıyacaksa, bütün dünya İstanbul'da yaşamak ve eğlenmek için gelecekse, tabii ki İstanbul çok pahalı bir şehir olacak. Yani insanların gelmeye can attığı, yaşamaya can attığı bir şehir. Ucuz olamayacak. O da bizim burada yaşayan insanlar için. Bu hayalden vazgeçelim değil mi biz? Bu hayalden vazgeçelim. Ucuza konut alınamayacak İstanbul'da. Evet. Yani görünüyor her geçen mu? Gün öbürkü günü aratacak. Peki yani, konut balonu oluşuyor mu? Onu konut, çok konuşuyorlar biliyorsunuz. Konut balonu dünyadaki gibi değil. Şu anda konutta bir arz fazlalığı var. Hani bunu İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde görebiliriz. Yani ama bunun balon olma ihtimali yok. Şundan dolayı, çünkü arz fazlalığı var ve fiyatlar suni bir şekilde yükselmiyor. Mesela 2003 yılında tek parti döneminin gelmesi, ertelenen tüketim döneminin, birçok faktörün devreye girmesiyle beraber konut bir anda hızlı bir şekilde artmıştı. Çünkü yeteri derecede ürün yoktu. O zamanki durumda satıcı pazarı koşulları vardı. Yani fiyatlar hızla yükseliyordu. Bu arada bizim maliyetlerimiz de yükseliyordu. Ama şu anda çok fazla arz olduğu için fiyatlar yükselemiyor. Bizim kar marjlarımız her geçen gün ya yerinde duruyor ya azalıyor. Peki arz olmasına rağmen fiyatların biraz düşmesi gerekmiyor mu sizce? Ama az fiyatlar önce söylediğiniz de düşmüyor, yükselmiyor da. Çok fazla yükselmiyor. Kar marjları çünkü çok düşük. Yani son 5 yıldır çok büyük atak yapmıştı ama bu fiyatlarda. Şu an ya da şöyle diyelim. Ama son 2 yıldan da önceki, son 5 yıl, 7 yıl öncesine baktığınızda sizin dediğiniz tarihe geliyor gerçi. Yani çok hızlı bir yükseliş. Sonrası ama durulma. Ama hala artıyor. Artmaya da devam edecek çünkü arsa maliyeti artıyor, işçilik maliyeti artıyor, malzeme maliyetleri artıyor. Her geçen gün Türkiye'nin gelir seviyesi artıyor. Yani inşaat şirketinde çalışan herkes için de, yani eskiden $1000'lara yurt dışında insanlar mühendislik yapıyordu. Şu anda siz yeni mezun olan kişi neredeyse 2000 lira, 2500 liraya yeni mezun olan bir mühendisi çalıştıramıyorsunuz. Yani maliyetler artıyor, daha da artacak. Çünkü Türkiye'nin gelir seviyesi artıyor. Bunun yani şu anda $10,000'larda. 20,000 dolar olunca demek ki inşaat maliyetleri de bir o şekilde daha artacak. Sadece oradan kıyaslarsak artacak. Son sorum dövizle ilgili. Son bir dakika var. Dolardaki bu volatilite, yani biliyorsunuz 1.93 oldu, 2.08 oldu. Evet. Sonra bir daha 1.97.40 oldu, arkasından 2.04 oldu. Şimdi tekrar 2'lerde. Bu sektörü nasıl etkiliyor? Yani sene sonu siz tahminlerinizi hangi kura göre baz aldınız? Kurun hangi seviyesi? Ya, genelde 1.95 deniyor ama siz o seviyeyi mi almıştınız sene sonu? Bizim sektörde çok fazla yurt dışı borçlanma, yurt dışı kaynaklı borçlanma olmuyordur ama alıcı açısından bakıldığında şimdi Türkiye'de krizle ilgili algı dövize dayalı. Yani dövizin artmış olduğu zamanlarda insanlar dövize yüklenip herkes döviz almaya çalışıyordu. Artık biraz daha değişti. Yok. İnsanlar bozuyorlar artık. Evet. Yani biraz yukarı doğru çıktığı zaman bozuyor veya aşağıda oluyor, yukarıda bekliyor. Bazen artılar ekstra oluşuyor ama genelde bizim için döviz bazında fiyatlarımız ucuzluyor gibi olup yurt dışı satışlarımızın daha fazla artmasına ve de kar elde edenlerin karı realizasyon olarak gayrimenkulü kullanmasına vesile olup kısa vadede olumlu etkiliyordu. Ama bu işler tabii dövizin böyle devamlı artması, tırmanması orta ve uzun vadede bizi olumlu etkilemez. İki soru geldi ama vaktimiz dolmuş. Ben soruları yine de sorayım. Arz fazlalığı, hangi grupta arazi yok diye kanan inşaatçılara kentsel dönüşümde arazi çıkmayacak mı denilmiş. Biz bir dahaki sefer tekrar davet edelim size bu sorunun cevaplarını almak için. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, kahve molasının sonuna geldik. Endeksi merak ediyoruz. Bakalım açılışta nasıl bir tavır izleyecek ve 76 bin üstünde mi tutunacak, 75.500'ün altında mı kapayacak, izliyor olacağız. AVEA kahve molasını sundu.